Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 10 Ekim 2023. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız iyiyiz arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye elimizden geldiğince devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı kalmışlarına işine yarayacak bir bilgi vereceğiz. Eminim ki çoğunuz bu bilgiyi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlık Bakanlığı kamu işlerinin işine yarayacak bir bilgi vermek istiyorum. Sağlık yardımı ile toplu iş sözleşmesinin 49. maddesinin B bendinde hastalığı yüzünden tedavi altına alınan veya istirahatlı olan kamu işlerine geçici iş göremezlik ödenekleri ile esas ücretleri arasındaki fark mevcut iş yerleri tarafından ödenir. Tekrar söylüyorum, çok bilinmiyor bu. Sağlık yardımı ile toplu iş sözleşmesinin 49. maddesinin B bendinde hastalığı yüzünden tedavi altına alınan veya istirahatlı olan kamu işlerine geçici iş göremezlik ödenekleri ile esas ücretleri arasındaki fark mevcut iş yerleri tarafından ödenir. Bu süreçte ister SGK tarafından PTT üzerinden isterse iş yeri tarafından kamu işlerine ödenek suretiyle para ödemesi yapılacaktır. Bu para ödemeleri geri dönük olarak ise SGK tarafından yatırılan ödeme ile yeni ücretlendirme arasındaki farklar hesaplanarak iş yeri tarafından aynı şekilde kamu işlerine para ödemesi yapılacaktır. Bilmeyen varsa duyulur, bakın toplu iş sözleşmesinde de yer alıyor bu. Madde 49 sağlık yardımı. A. İşçinin sağlık sebebiyle viziteye çıkması halinde ücretinden kesinti yapılamaz. B. Hastalığı yüzünden tedavi altına alınan veya istirahatta olan işçiye geçici iş göremezlik ödenekleriyle esas ücretleri arasındaki fark iş yeri tarafından ödenir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ödenmeyen ilk 2 günlük geçici iş göremezlik ödeneği bir takvim yılında 4 defayı geçmeme kaydıyla işverence ödenir. C. 5510 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak üzere işçinin bakmakla mükellef oldukları ve ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamayan eş, çocuk, ana babaları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ücretsiz olarak muayene ve tedavi ettirilir. D. İşçinin eş ve çocuğunun tedavisi için lüzum görülmesi halinde refakat edecek sendika üyesi işlere belgelendirmesi kaydıyla bir takvim yılında en çok 5 iş gününe kadar ücretli izin verilir. E. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana baba, eş ve çocukları, kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması halinde hallerinden raporla bilgilendirmesi şartıyla istekleri üzerine en çok 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Yani 12 aya kadar çıkarılabilir arkadaşlar. Memurlarhaber.com özel haberiydi bu. Web sitemizin memurlarhaber.com'u ziyaret ederseniz bu tarz haberlerin hiçbirini kaçırmazsınız. Umarım sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'a da gelin, WhatsApp'a da gelin. Türkiye'nin en büyük kamu işçisi WhatsApp kanalını kurduk. Linki videonun altında var. Türkiye'nin en büyük kamu işçi haber Instagram kanalını kurduk. Kanalın altına linki var. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. İki kanala da gelebilirsiniz.